Değerli dostlar, noktalama işaretine geldik. ÖSYM'nin vazgeçemediği noktalama işaretleri virgül, kesme işareti ve noktalı virgüldür. Özellikle bunları bileceğiz. Bunun arkadaşlar yanı sıra şuradaki görüntünün adı nedir? Bayram nedir bunun adı? Puzzle hocam. Puzzle dedin değil mi? Şöyle bir koyalım bak şimdi. Türk Dil Kurumu'ndaki puzzle'ı bir Türk Dil Kurumu'na giden geçen puzzle'ı gördünüz. Şimdi altta bakın, bakınız yazıyor, gördünüz mü? Türk Dil Kurumu'nda yazan bakınız kelimesi o kelimenin yanlış olduğu doğru kullanımını yönlendirme maddesidir. Doğal olarak Türk Dil Kurumu yapbozu kabul etmiyor, yapbozu kabul ediyor. Ve yapboz kelimesi arkadaşlar bitişik yazılır. Bu ek bilgi de verelim. Ve noktalama işaretlerine başlamadan önce bir bilgi daha verelim. Yurt dışında yaşanmış bir olay. Doktor hastasına 9,5 mg ilaç yerine 95 mg ilaç enjekte ediyor. 4 çocuk babasından felç kalmış. Bakın virgül ne kadar önemli arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir bakalım. Hoşaf ile komposto. Sever misin Gizem? Hoşafı. Ben çok sevmem öğretmenim. Sen kompostoyu sever misin Bayram? Yok hocam. Sevmiyorsunuz ama sağlıklıdır değil mi? Evet, bir bakalım arkadaşlar. Okuyalım farkı neymiş. Hoşaf ile komposto arasındaki belli farklar var. İki yiyecek arasındaki fark şu. Hoşaf kurutulmuş meyvenin şekerli suyla kaynatılmasına yapılır. Oysa komposto taze meyvelerin şekerli suyla kaynatılmasına yapılır. Hoşaf genellikle soğuk olarak, komposto ise daha çok sıcak olarak tüketilir. Bakın bir bilgi. Bir bakalım. Şimdi hangi kalemle dolduralım? Arkadaşlar noktalama işaretlerini. Estetik. Bayram. Mavi hocam. Mavi diyorsun. Yeşil üzerime daha mantıklı değil mi yeşil? Yeşil yapalım. Doğru mu? Yeşil Gece kimin eseri? Arkadaşlar yeşil dedik madem. Kimin eseri olabilir? Bekliyorum. Kimin? Reşat Nuri Güntekin arkadaşlar. Şimdi hoşaf ile kompost arasında belli farklar var diyor. Şimdi buraya ne gelecek arkadaşlar? Kesinlikle nokta. Doğru mu? Neden? Cümle bitti. Doğru mu? İki yiyecek arasındaki fark şu arkadaşlar. Peki buraya ne gelecek arkadaşlar? İki nokta mı nokta mı? Soruyorum size. Fark şu dediğine göre. İki nokta mı gelecek nokta mı? Bir açıklama yapacak. Doğru mu? Açıklama yapacağı için buraya ne gelecek arkadaşlar? İki nokta. Neden? Fark şu diyor. Bak bir açıklama yapacak. Doğru mu? Hoşaf kurutulmuş meyvenin şekerli suyla kaynatılmasından yapılır. Nokta. Neden? Arkadaşlar cümle büyükle başladı. Bak virgül gelemez. Oysa komposto taze meyvelerin şekerli suyla kaynatılmasından yapılır. Nokta. Hoşaf genellikle soğuk olarak, komposto ise daha çok sıcak olarak tüketilir. Ha. Bakın burası önemli. Şimdi şu sonuncusu nokta. Şimdi burada bir zarf fiil var. Şimdi zarf fiil ekinden sonra virgül gelir mi gelmez mi? Sen bunu öğrendin. Zarf fiil ekinden sonra virgül gelir mi? Gelmez diyenler var. Zarf fiil ekinden sonra virgül tabii ki de gelmez. Burada hemfikiriz. Ama bir parçada yani bir cümlede iki tane zarf fiil eki varsa. Bakın bir tane de burada var gördünüz mü? Yükleme uzak olana virgül gelir. Arkadaşlar yani baştaki olana virgül gelir. Bir tane olursa arkadaşlar zarf fiil ekinden sonra virgül gelmez. Ama iki tane olursa arkadaşlar birinciye virgül gelir arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı, tamam mı? Evet, geçelim ikinci sorumuza. Evet. Boğalar İspanya. Gitti mi bayram için İspanya'ya? Gittim hocam. Gizem sen? Gitmedim öğretmenim. Hemen ödev. İspanya'ya gidiyorsun. Orada bize anılarını anlatıyorsun, tamam mı? İspanya'ya neden gittin bayram? Gezmeye hocam. Neresine gittin? Merkez. Merkez. İnsan bari Madrid der, Barcelona der, değil mi? Şimdi arkadaşlar, bakalım neymiş bu? Bu arada, o zaman şöyle yapalım ya, bayram. Buyurun hocam. Şöyle boğa, şöyle güzel bir görüntü, değil mi? Oradan bir görüntü şöyle koyalım. Şimdi boğalar neden kırmızı renkten nefret eder? Biliyor musunuz? Boğa'ya bu sorunun cevabı sorulmuş. Boğa benim kırmızı renk ile alıp veremediğim yok. Kırmızı rengi sevmeyen ineklerdir. Bana kırmızı rengi göstererek beni inek yerine koymaları beni deli ediyor. Nasıl bilgi? Değil mi? İlginç bir bilgi arkadaşlar. Bakalım. Boğalar neden kırmızı renkten nefret eder? Buraya virgül mü gelecek, nokta mı gelecek? Şimdi rengimizi bir değiştirelim artık. Burası biraz önemli. Burayı siyah, yok siyah olmaz. Burayı şöyle bir kırmızı yapalım. Boğalar neden kırmızı renkten nefret eder?
virgül. Neden virgül arkadaşlar? Eğer nokta koysaydım B harfinin büyük olması lazımdı. Bakın biliyor musunuz sözündeki bil fiili küçük harfle başlamış. O zaman bakalım biliyor musunuz? Ne oldu arkadaşlar? Nokta, doğru mu? Boya bu sorunun cevabı sorulmuş. Arkadaşlar ne yapmış? Sorulmuş. Ne olacak arkadaşlar? Nokta. Boğa arkadaşlar ne yapacağız? Bak aç tırnağı. Boğa bir açıklama yapacak değil mi? Açıklama yapacağı için ne diyeceğiz arkadaşlar? İki nokta. Benim kırmızı renk ile alıp veremediğim yok. Nokta. Kırmızı rengi sevmeyen ineklerdir. Nokta. Bana kırmızı rengi göstererek beni inek yerine koymaları beni deli ediyor. Nokta. Tırnağı kapadı arkadaşlar. Nokta yapamadık. Nokta yapamadık arkadaşlar. İnat ettim ben de. Nokta tırnağı kapadı arkadaşlar. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Genelde arkadaşlar ÖSYM noktalama işaretlerine son 4 yıldır boşluk doldurma sorularından ziyade direkt nokta atış soruları soruyor. Mesela virgülün gelmediği yerleri çok sordu. Tekrarlı bağlaştırmalar arasına gelmedi. Mesela güzelim göz kapaklarını sormuş. Tamlamalar arasına gelmez diye. Mesela en son yapılan sınavda neyi sordu arkadaşlar? Kesme işaretinin kullanımını sordu. Nasıl sormuştu arkadaşlar? Kurum, kuruluş, kurul, oturum, iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmazdı. En son verdiği E şıkkındaki üniversite sözcüğünü kesme işaretiyle ayırmıştı arkadaşlar. Yanlıştı mesela. Gelelim o güzel birine geldik. Cahildim, dünyanın rengine kandım değil mi? Sever misin bayram Neşet Ertaş? Hangi şarkısını? Güzel. Şimdi Kırşehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir gibi illere komşudur. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Burada nasıl bir noktalama işaretleri yerleştireceğiz? Diyor ki ÖSYM. Ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneyi belirtmek için başa noktalı virgül gelir. Daha iyi şöyle anlatabilirim sana. Özneyi bulmak için biz, yani daha doğrusu bir cümlede özneden sonra ya virgül gelir ya noktalı virgül gelir. Üçüncü bir alternatifiniz yok. Tekrar söylüyorum. Özneden sonra ya virgül gelir ya noktalı virgül gelir. Eğer devamında virgüller var ise özneyi belirtmek için başına noktalı virgül gelir. Bu bir. İki, noktalı virgülün olduğu yerde virgül olmak zorunda. Bak şimdi. Kırşehir'e virgül dedik. Artık bu burada beyaz olmaz. Burada beyaz olmaz. Kırşehir'e virgül dedik. Ankara'ya virgül dedik. Kırıkkale'ye virgül dedik. Yozgat'a virgül dedik. Şuraya nokta dedik. E şimdi hepsi eş görevli sözcük değil mi? Kırşehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat eş görevli sözcük değil mi? Soruyorum size. Arka arkaya virgülleri koyduk doğru mu? E peki arkadaşlar arka arkaya virgüller geldiğine göre özde ne burada? Bak karıştı ortalık. Özdeyi belirtmek için o zaman başa ne getireceksin? Noktalı virgülü getireceksin. Gördün mü? Devamında virgüller varsa başa noktalı virgül gelir. Temel mantığı anladık mı? Bir daha söylüyorum. Eğer özde noktalı virgül ise devamında virgüller olmak zorunda. Bak net söylüyorum. Bak daha iyi anlayacaksın şimdi. Daha iyi anlayacaksın, daha iyi anlayacaksın. Başka bir örneğe bir geçelim. Bayram neden gelmiyor? Diğer tarafa gitti hocam. Diğer tarafa. Şimdi gelelim. Kör olur, badem gözlü olur, kel ölür, sırma saçlı olur. Şimdi, bak daha iyi anlamanız için hocam nasıl yapacağız? Şimdi bir bakalım. Şimdi sıralı cümleleri ayırmak için biz ya virgülü getiririz ya noktalı virgülü getiririz. Onu söyleyeyim. Sıralı cümleleri ayırmak için biz ya virgülü getiririz ya da neyi getirmişiz? Noktalı virgülü. Şimdi bana söyler misiniz? Şöyle bir örnek yazalım. Tuttu fırlattı kalbimi. Tuttu fırlattı kalbimi. Tuttu fırlattı kalbimi. Bunun yüklemi ne? Fırlattı. Bunun yüklemi ne? Tuttu. İki tane yüklem varsa arkadaşlar, tekrar söylüyorum. İki tane yüklem varsa araya ya virgül gelir ya noktalı virgül gelir. Peki sana soruyorum arkadaşlar. Buraya virgül mü gelir, noktalı virgül mü gelir? Sizce arkadaşlar virgül mü gelir, noktalı virgül mü gelir? Hangisini getireceğiz? Şimdi dedik ya iki tane yüklem varsa ya virgül gelir ya noktalı virgül gelir. Peki ben size soruyorum. Buraya virgülü mü getireceğim noktalı virgülü mü getireceğim? Virgülü getireceğim. Neden biliyor musunuz? Noktalı virgülü getirmem için parçada virgül olmak zorunda.
Parçada hiç virgül yok ki noktalı virgülü getiremezsin. Mantığı anladık mı? Bak şimdi daha iyi anlayacaksın. Daha iyi anlayacaksın, daha iyi anlayacaksın. Kara tren gecikir. Belki hiç gelmez. Bak şimdi çok iyi dinleyin. Gelmez yüklem, gecikir yüklem. Bak şimdi. İki tane yüklem var. Doğru mu? Doğru. Peki iki tane yüklem olduğu için, sıralı cümle olduğu için buraya virgül mü gelir, noktalı virgül mü gelir? Soruyorum. Arkadaşlar, kesinlikle virgül gelir. Neden? Çünkü parçada arkadaşlar noktalı virgül gelmesi için virgül yok. Ama şöyle yaparsak. Ben özneyi belirtmek için şuraya kara trene virgül getirirsem. Bu kez arkadaşlar buraya neyi getirmem lazım benim? Noktalı virgül getirmem lazım işte. Gördün mü? Virgül varsa artık noktalı virgül gelebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Kör olur arkadaşlar. Virgül. Badem gözlü olur. Noktalı virgül. Kel ölür. Virgül. Sırma saçlı olur. Arkadaşlar ne oldu? Nokta. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Daha devam edelim. Bak şimdi. At ölür. Meydan kalır. Yiğit ölür. Şan kalır. Aynı mantık. At ölür. Virgül. Meydan kalır. Noktalı virgül. Yiğit ölür. Virgül. Şan kalır. Nokta. Bu kadar. Noktalı virgül olabilmesi için parçada ne gerekli arkadaşlar? Virgül gerekli. Şimdi bakalım. Bak şimdi. Önemli bir yere geldik. Önemli bir yere geldik. Bak hiç anlamayanlar için. Ortaya çıkan olayları anımsadı evdeyken. Hayal, kabus. Arkadaşlar hayal ve kabus eş anlamlı sözcük mü? Soruyorum size. Eş görevli mi? Peki eş görevli sözcükler arasında hangi noktanın şartı gelirdi? Virgül gelmez miydi? Geldi. Peki eş görevli sözcükler arasında virgül gelirse özneyi belirtmek için ben başa neyi getirirdim? Allah aşkına. Noktalı virgül. Gördünüz mü? Bak devamında virgül oldu. Nokta. Tekrar söylüyorum. Devamında eş görevli sözcük varsa virgülle ayırmış. Özneyi belirtmek için başa neyi getireceğim ben? Noktalı virgülü. Bak şimdi gelelim başka bir örneğimiz var bununla ilgili. Bir örneğimiz daha bak. Güzel bir örnek. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Bana söyler misiniz? Zevksiz, köksüz, acemice. Eş görevli sözcük değil mi? Evet. Peki eş görevli sözcükler arasında hangi noktanın şartı gelir? Virgül. Peki eş görevli sözcükler arasında virgül varsa başa özneyi belirtmek için hangi noktalama şartı gelecek mecburen? Noktalı virgül. Bu kadar. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Noktalı virgülle sonra hep virgüller geliyor. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar işte, tamam mı? Bak bu ayrıntıları bilirsen emin ol bu iş bitmiştir arkadaşlar, tamam mı? Evet. Noktalama işaretleriyle ilgili arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Daha ileride çok söyleyeceğimiz şeyler olacak bununla ilgili arkadaşlar. Daha şarkı da eklemek çok güzel olur. Daha girecek çok yolumuz var arkadaşlar diyoruz ve arkadaşlar hoşça kalın. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek.